Merhaba arkadaşlar. Ömer Baba kanalına hoş geldiniz. Şimdi Casper VIM-1 bataryasını değiştireceğiz. Bunu internetten aldım. Orijinal diye aldım ama kesinlikle bunlar orijinal değil. Eskisinden çok iyi olacak mı onu da bilmiyorum ama hele bir değiştirelim, bir görelim birlikte. Şu kapak açılması gerekiyor. Bu kapak açılması için şu hafıza kartını ve sim kartı çıkaralım. Öncelikle bir hasar görmesin. Şimdi bu orijinal yapıştırılı, şurada çift taraflı bantla yapıştırılı olduğu için biraz zor söküldü. Şu da soketti. Ayrıldı oradan. Soket çıktı. Şimdi orijinal denilen ama orijinal olmayan bataryaya bakalım. Batarya gayet hoş görünüyor. İnşallah. Ama tabii orijinal olmadığı her halinden belli. Şimdi şu kaplamayı söküp buna geçirmek de var ama işte gerek duymuyorum ben ona. Çünkü şu şekil yerleştireceğim. Bu da yapışacak. Çünkü orada çift taraflı bant var. Şu soketi gayet dikkatli oturtmamız gerekiyor. Çünkü bir soket oturmazsa biraz zor oturur bu. Tamamdır. Şimdi bu tamamdır. Şu anda pil de yapıştı buraya şimdi. Çift taraflı bant olduğundan aşağıya, altta. O yapıştı. Şimdi kapağını bir kapatıp iki tane vidasını tutturacağız. Bir açıp deneyeceğiz. Soketi tam oturmuş mu, oturmamış mı? O belli olunca bu şekil. Neyse, şu köşeden bir tane vida atalım. Kameranın olduğu yerden. Şimdi telefonu açmaya çalışacağız. Bakalım açılacak mı? Evet. Telefon açılıyor.
Bu biraz geç açılıyor. O açılana kadar ben vidalarını takmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben telefoncu değilim. Ben bu videoyu neden çektim? Bunu bir telefoncuya götürsek bir dünya bizden para alacaklar. Yani eli tornavida tutmasını bilen, eli biraz her işe yatkın olan arkadaşlar kendi bataryasını değiştirebilir. Ben bunu söylemek adına ve bunu kanıtlamak adına bu videoyu çektim. Siz de boş yere gidip boşuna o kadar para vermeyin böyle basit işler için. Şu anda telefon gördüğünüz gibi açıldı. Pin kodunu falan gireceğiz. Ha, pin kodu giremiyoruz çünkü sim kartı takmadık. Şu anda telefon açıldı ve şu an telefon çalışıyor. Biraz sonra sim kartı falan taktıktan sonra da tekrar deneyeceğiz. Şimdi vidalarını sıktık. Şu anda sim kartını takacağız. Sim kartı şu şekilde takmamız gerekiyor. Şu hafıza kartını takacağız. Tabii sim kart, şu vidayı sıkmamışız. Önerinin vidası, dur bakalım. Şuranın vidasını takmamışız. Yerine koyup sıkmamışız. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi şu kapağını kapatıyoruz. Şimdi sim kartı algılamadı. Çünkü bunun sebebi kapatıp yeniden başlatmamız gerekiyor ki sim kartı algılasın. Açmadan önce sim kartı tanıması gerekiyor. Şu anda yeniden başlatıyoruz. Artık sim kartı tanıyacak ve pin kodunu soracak. Zaten şu anda bataryanın düzgün bir şekilde takıldığını anlamış olduk. Ekrana yazı geliyor, telefon açılıyor. Hiçbir sorun yoktur. Bunun şu yüzündeki siyah bantı söküp yeni aldığımızın üzerine kaplayabilirdik. Ancak ben ona gerek görmedim. Çünkü bu bantı söktüğümüz zaman şekli de bozulacak. Gerek yok. Şimdi sim kartı algıladı. Pin kodunu giriyoruz. Pin kodunu girdikten sonra tamam. Batarya şu anda %58 doluluk oranı. %58, yani bataryada tam şarj olarak gelmemiş bana. Oysa %100 dolu olarak gelmesi gerekiyordu bunun. Neyse, şimdi ben bunu şarja bağlayacağım. İlk şarjda yaklaşık bir 10 saat kadar kalması gerekiyor esasında. Bataryanın şarja doyabilmesi için. Ben bir şarj cihazına bağlayacağım. Birkaç saat bekleteceğim. Daha sonra bataryanın performansını da çekeceğim. Size onu da ayrıca bildireceğim. Yani orijinal diye yazan bu batarya
tam dolu olursa %100 ne kadar dayanıyor onu hep birlikte göreceğiz. Ben de onu size bildireceğim zaten. Videomu beğendiyseniz lütfen sağ alt köşeden beğen butonunu tıklayın. Ömer Baba kanalına da abone olmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, iyi günler.